Çok değerli basın mensupları, çok değerli üyeler. Pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi toplumun tüm kesimlerinin yaşamını az ya da çok olumsuz yönde etkiledi. İşçiyi, işsizi, işvereni, çiftçiyi, gündelik işlerde çalışanları, sokak satıcılarını, sağlık çalışanlarını, kısaca toplumun her kesimini etkiledi. Salgından en çok etkilenen kesimlerin başında da devletin istatistiklerine göre sayıları 2 milyon 616 bine ulaşan esnafımız gelmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi salgının yayılmaması için Türkiye'de de tedbirler alındı. Belirli aralıklarla sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımız uzun süre yasağa tabi tutularak evlerinde kaldılar. Okullar kapalı kaldı. Esnafın büyük bir kısmı bilim kurulunun tavsiyesi ve devletin kararı doğrultusunda uzun süre kapalı kaldı. Tüm dünyada korona tedbirleri nedeniyle iş yerini kapatan esnafa karşılıksız para yardımı yapılırken ülkemizde bambaşka bir uygulamaya gidildi. Devlet 10 yıllardır vergi aldığı esnafına iş yerlerinin kapalı olduğu dönemde hibe yerine bankaları gösterdi. Ve faizli kredi musluklarını açarak zaten zorda olan esnafın daha fazla borçlanmasına neden oldu. Kamu bankalarından alınan krediler ödenmeye başlandı ama hala esnafın pandemi nedeniyle kapalı olduğu dönem öncesi kadar geliri oluşmadı. Okullar açılmadığı için okul kıyafeti satan esnaf, kırtasiyeci ve okul servisi yapan esnaf perişan vaziyette. Vergileri ertelediler ama faizlerinden muaf tutulmadı, faizleriyle birlikte ertelediler. Ekim, Kasım ve Aralık ayında ertelenenlerle birlikte iş yapamayan esnaf çifte vergi ödemeyle karşı karşıya kalacak. Ülkemizin her yöresinde ortaya çıkan bu olumsuzluklardan Ünye esnafı da derinden etkilenmektedir. Fındık hasat dönemlerinin sonunda oluşan alışveriş ve esnafın müşteri hareketliliğinden şu anda eser bulunmamaktadır. Esnaf okulların açılmaması ile birlikte son umutlarını da yitirmiş durumdadır. Bu amaçla krizden çıkış amaçlı Cumhuriyet Halk Partisi bir dizi önlemi içeren esnaf paketini hazırlayıp kamuoyuna sunmuştur. Bu pakette yer alan maddeler tamamen sahadan alınmış, bütün bölgelere, tüm illere Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri gönderilmiş ve sahadan topladıkları olumsuzluklarla bir rapor hazırlanmıştır. Bu önlem paketi 17 madde halinde özetlenmiştir. Bunu tekrar edecek olursak, 1. Esnaf Bakanlığı'nın kurulmasını Cumhuriyet Halk Partisi önermektedir. 2. Sicil hafı çıkarılmalıdır. Böylece iş yapamadığı için zor durumda olan esnafa kamu kaynakları yeniden açılmalıdır. 3. Esnafımızın kullandığı krediler faizsiz ve ödeme gücüne göre taksitlendirilmelidir. 4. Kiralardan stopaj kaldırılmalıdır. 5. AVM'ler haftanın bir günü kapanmalıdır. Zincir mağazalar turşudan kavanoza, kırtasiyeden okul önlüğüne her türlü ürünü sattığı için küçük esnaf iş yapamamaktadır. 6. Esnafın sosyal güvenlik primleri iş yerlerinin kapalı olduğu dönemde hazine tarafından karşılanmalıdır. 7. Esnafa salgın süresince haksız, insafsız cezalar yazılmamalıdır. 8. Devlet esnafa olan borçlarını ödemelidir. 9. Hijyen koşullarının sağlanması şartıyla kahvehanelerde oyunlara izin verilmelidir. 10. Küçük esnafımızın yanında çalışanların kısa çalışma ödeneğiyle ilgili yaşadığı sorunlar giderilmelidir. Çünkü esnafın bir kısmı yanında çalışanların daha sonra ödenen kısa çalışma ödeneğini kendisine bir gelir olarak kaydetmiştir. O dönem içinde çalışanlar mağdur olmuştur. 11. Kamu kurumları iş yerleri kapalı olduğu sürece kiracısı olan esnafımızdan kira almamalıdır. 12. Ertelenen vergi ve sigorta primleri için salgın sonrasında yeniden yapılandırma olanağı getirilmelidir. 13. Esnafımıza yönelik işlemleri geçici bir süre için durdurulmalıdır. 14. Okul kantinlerinden bir yıl süreyle kira alınmamalıdır. 15. Servis işletmecilerinden alınan
teminat mektupları iade edilmelidir. 16. 6 milyon sokak esnafımızın kayıt içine alınmalı ve güvenceye kavuşturulmalıdır. 17. Pandemi sürecince zarara uğrayan esnafa kira desteği sağlanmalıdır. Denebilir ki bütün bunları yapmak için kaynak nereden sağlanacak? Türkiye'de para var ve Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Esnafa para vermemek bir siyasi tercihtir. Siyasi tercihinizi ortaya koyar, para kaynağını dağıtırsınız. 8 ayda saray hükümeti tarafından kullanılan kaynağa göz atacak olursak, bu süre içinde 510 milyar 418 milyon vergi toplandı. 26 milyar 400 milyon dış borç alındı. 389 milyar 791 milyon lira yurt içinden kısa süreli borçlanıldı. Merkez Bankası'nın 44 milyar 460 milyon liralık karı hazineye devredildi. Yetmedi, karşılıksız olarak 66 milyar lira para basıldı. Ayrıca kasadaki 73 milyar 878 milyon dolar Merkez Bankası rezervleri satılarak kullanıldı. Kullanılan toplam para 1 trilyon 568 milyar 748 milyon lira. Vergileri ertelediler ama faiziyle. 8 ayda 1 trilyon 568 milyar 748 milyon para kullanan devletin esnafa faizli banka kredisinden başka ödediği tek bir kuruş yoktur. Sosyal devlet olmanın ana kuralı kaynakların toplum yararına kullanılmasıdır. Siyasal iktidar istediği takdirde esnafın içinde bulunduğu girdaptan çıkabilmesi için yeterli kaynağı bulabilecek durumdadır. Bu bir tercih olayıdır. Senelerdir vatandaşın vergilerini büyük yatırımlar aracılığıyla hortumlayan yandaş müteahhitlerin ödemelerinin bir yıl ertelenmesi bile milyonlarca esnafın kaynak ihtiyacını çözebilecek durumdadır. Uygulamalar gösteriyor ki iktidar için yüz binlerce esnaf değil, yandaş müteahhitlerin karı daha önemlidir. Esnafı içinde bulunduğu durumdan kurtaracak olan da yukarıda sıraladığımız uygulamaları hayata geçirecek olan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır ve o iktidar da artık çok yakındır. Çok teşekkür ediyorum.